Aslında hiç de oyalanmadım. Normal şartlarda yaptım. Biz sana hamur açmanı söylemiştik. Ama kurutamayacaktım. Önce hamuru yapabilirdin. Bunu yapmam mümkün değildi ya. Amasya yöresine ait bir yemek, cimcik çorbası. Bunu biz keseriz. Tamam, pardon, siz ismini değiştirerek cimcik yaptınız. Bu ayran aşı çorbası olarak da ben bunu böyle yedim. İçinde de hamuru da vardı. Ama bu şekilde değildi. Hazır kullanılmamıştı. Hayır canım, ne münasebet. Bu cimcik çorbası, bunun özelliği budur. Mercimekten pişirilir. Bu bol sarımsaklı olur aslında ama biz ağızda kokmasın diye sarımsağını az tuttuk. Pardon da hazır cimcik çorbası deseydiniz o zaman. Hazır almışsınız. Bu cimcik çorbasını önce keserler, önce yunururlar, açarlar, keserler, kuruturlar. Yani 2-3 gün geçmesi gerekir kuruması hayır, için. Hayır efendim. 2-3 gün değil, onu ocakta önce tavada biraz peki, şöyle şimdi biz mutfakta da konuştuk. Şimdi ondan sonra Kars yöresinde ben Kars'ta bulundum. Mesela kesik aşı çorbası derler, ayran aşı çorbası derler. Kesme aşı çorbası. Kesme yani. Aşı çorba. Bu da cimcik aşı, bu da farklı bir yöre. Ama bak bunu... Bunun cimciği farklı. Bunun cimciği makarna oldu. Ama bak bunu hazır girin internetten oldu. Bakın. Gerçekten bu Amasya yöresine yani ait cimcik aşı derler. Çok affedersiniz. Şu yaşıma kadar bunun cimciği... Makarna oldu. Cimcik diye bir şey tartışacağım. Cimcik makarna mıdır? Ama bu Amasya yöresine ait. Tartışacağım, hiç aklıma gelmez hayatımda böyle bir sorunsalla. Yani bu cimcik makarnası oldu. Yani Zuhal Hanımcığım yani bu cimcik makarnası, hazır cimcik çorbası. Başka önerileri olan var. Tadı ile ilgili konuşacak olan var mı? Vallahi ben çok merak ediyorum. Önce bir yorum ben yapayım. Çok güzel olmuş. Ben bayıldım. Gerçekten. Aysel Hanımcığım sizin yorum yapmanız önemli de bizim yorum yapmamız önemli. Aynen yani size yapın siz, yani. Siz neden hemen atladınız ki balıklama yani? Ama güzelliğini ifade etmek istedim. Gelin yaptı çünkü. Bence hiç olmamış yani, hiç kusura bakmayın. Olmamış mı? Hayır ben beğenmedim. Neden? Neyini beğenmediniz? Çok yoğun kıvamını buldum. Siz bugün stajı uyguluyorsunuz. Dün beğenip yediniz. Beğenip yemediniz. Bir saniye bir şey uygulamışsınız. Ne uyguladı? Stajı. Ne derler ona işte? Stajı. Doğrusu. Ben öyle bir şey uygulamadım Aysel Hanımcığım. Siz dün beğendim, evimdeki gibi yedim, şöyle yaptım, böyle yaptım dediniz. Ben beğenmedim. Evet, ben yorum yapayım. Yorum yapabilir miyim? Yorumları almadık, çorbalar mı alıyorsun? Ay, yorumlar yorum yapabilir miyim? Evet, yanıtılırız gitmeyelim. Tamam anne. Aysel Hanım, siz gelininiz yanında durmadınız mı? Durdum. Neden bu çorbayı bu kadar nane doldurdunuz? Ama naneyle yenir bir çorba. Evet. Bu kadar bol tereyağı, bol nane. Bu kadar koyulu. Yoğun olmaması lazım. Ama bunun koyuluğu da böyle olur. Aynen. Gerçekten bunu bilen bilir. Bunun koyduğu kıvamı budur yani. Hayır, bundan durursa asla çok, olmaz. Bundan koyulsa asla çok olmaz. Yoğun, çok yoğun. Bu böyle yoğun şekilde olur. İnanmıyorum yoğun dediğinizde yani aynen. Gerçekten. Hadi hazır makarnayı kabul ettik. Hani bu yoğun nane nedir? Bu naneli böyle yoğun tamam, bir şekilde. Tamam yani hepimiz koyuyoruz çorba. Evet. Bu kadar yoğun değil. Pardon Ayşel Hanımcığım mutfağa girdiniz yani. Mi gelininiz yemek yaparken? Tabii ki de girdim. Tabii ki gördünüz mü? Gördüm. Müdahale ettiniz mi? Tattınız mı? Tattım. Kıvamına baktınız mı? Aynen baktık. Valla bence bakmamış yaptım. Gibi görünüyor. Yoksa seni bilirim ya Ayşel Hanım. Peki bir şey söyleyeceğim. Yoğunluğun dışında tadı nasıl lezzetli? Bu çorba birlikte kırar aldı. Bir saniye bir dinleyelim. Ekşi geldi. Ekşi geldi. Size nasıl geldi? Hayır beğenmiyorum. Tadını da beğendim. Gerçekten inanmıyorum hiç eşkisi yok geldi. Ekşi geldi. Ya eşki olabilecek bir şey yok içinde. Efendim? Ekşi olabilecek bir ürün yok içinde. Hayır ekşi geldi bana. Bana ekşi geldi. Gerçekten eşki değildi yani. Ekşi gördüm ya. Hayır katılmıyorum etrafımda. Ekşiliği yok. Ekşiliği yok ama yoğun. Ya tuzludur ya ekşidir. Ama tuzludur de niye ya tuzludur ya ekşidir diyorsunuz? Ya tuzlu ya ekşi geldi bana. Bahane uydurmak için bahane uyduruyorsunuz şu an etrafımda. Gerçekten. Zuhal Hanım böyle değil mi? Ya eşki geldi diyor ya tuzu geldi diyor. Hayır anneciğim. Yok şu ya gerçekten yok. Bir eksilik yani var. Yorumunuzu düzgün yapın. Ay, gerçekten düzgün beğenirseniz beğendim değil beğenmediyseniz. Biz düzgün. Ya eşkidi ya yani bu ya eşkidi ya tuzludur. Siz düzgün. Bir siz düzgün. Ama yaptığı yoruma gerçekten cevap veriyor. Siz düzgün dinleyin beni. Ya ikinci gündeyiz. Bu kadar yani böyle doldurdularsa kendilerini. Diğer günlerdeki gelinlere Allah sabır versin diyorum. Başka da bir şey diyemiyorum ben onlara. Çorban ekşi mi gerçekten? Çorbamda ekşi olacak hiçbir ürün yok. Çorbam gayet güzel. Ben de yoğun buluyorum. Artı yanındayım dediniz. Mercimeklerin bu kadar, hani yeşil mercimeğin bu kadar pişmesine neden müsaade ettiniz. Ama tam kıvamında pişti. Şu an hani o kabuk ağza geliyor ya. Bir şey söyleyeceğim ya. Bakın ama bak göstereyim size. Yok, bu mercimeğin lapa gibi olması lazım. Bak ne kadar güzel. Ne diri ne çiğ yani. Şu anda gayet bu, çok hayır, güzel çorba pişti. Çorba bayağı bir koyu.